Herkese merhaba. Bu videoda 5,5 kW'lık invertörlü 48 volt 100 amper LiFePO4 batarya teknolojisi olan taşınabilir solar sistemin kısaca incelemesini yapacağım. Bakın invertörüm şu anda açık. Bataryamı şu anda şarj ediyor. Peki kaç volt ile şarj ediyor şebekeden? Onu da bakalım. Yaklaşık 68 amper ile şarj ediyor arkadaşlar. İçindeki 100 amper bataryamı ortalama 1,5 saatte bu şekilde giderse doldurabilecek. Açma kapama anahtarı var görmüş olduğunuz gibi. Kutu içine yerleştirdim bu şekilde. Tabii bu bitmemiş hali. Ben şöyle kısa bir özet videosu çekmek için hazırladım. Ve 2 tane elektrikli sobam var görmüş olduğunuz gibi. Her ikisi de yaklaşık 2500 watt güce sahip. Şu anda invertörüm aküyü şebekeden şarj ediyor. Tabii şarj işlemini şimdi sonlandıracağım. Sonlandırdım. Gördüğünüz gibi bypass özelliği durdu ve aküden enerji şu anda prize aktarıyor. Prizimizde bakın şöyle takip edelim. Burada elektrikli sobamıza bağlı. Evet, soba çalışmaya başladı. Hemen şuradan. Bataryada 47.8 volt var. 50 Hz. 2.42 kW enerji çekiyor şu anda. Şimdi bu sobamızı da açıyoruz. Evet, açtık. Fan sesi biraz hızlandı. Bakın 4.5 kW enerji çekiliyor şu anda. Bakın. Bataryada da 46.5 volt var. İçindeki bataryada 48 volt 100 amper LiFePO4 batarya. Tabii prizmatik hücre. Sobalarımız kızardı görmüş olduğunuz gibi. Taşınabilir çanta şeklinde yaptım görmüş olduğunuz gibi. Tabii bu bitmemiş hali. Bittiğinde prizleri dışarıda olacak. Açma kapama anahtarı da yine dışarıda olacak. İçindeki bataryamız tam 5 kW'lık arkadaşlar. Bu sobalar bu şekilde yanacak olursa tabii içindeki batarya 1 saat içinde bitirebilir. Ama bir tanesini 2 saat çalıştırabilir. Ama daha düşük enerji çeken mesela bu sobanın 2 çubuğu yanarsa çalışma süresi daha çok artacaktır. 2 tanesi 800 watt. Bataryamız da 5000 watt'tı. 5000'i 800'e bölerek kaç saat çalıştırabileceğini zaten hesaplamış oluruz. Ortalama benim hesabıma göre 800 watt çekerse 6 saat çalıştırabilecek. Muazzam rakam arkadaşlar bunlar. UPS özellikli bir invertör 5500 watt sürekli enerji verebiliyor ve MPPT solar şarj cihaz özelliğine sahip muazzam bir invertör. Aynı zamanda hibrit bir invertör arkadaşlar. Kısaca bu cihazın özelliklerinden size bahsettim. Siz de bu şekilde cihaz isterseniz videomun açıklama kısmında Instagram adresim mevcut. Mesaj yoluyla bana ulaşabilirsiniz. Bugünlük de bu kadar. Kısa bir inceleme videomun daha sonuna geldik. Videomu beğenmeyi, paylaşmayı, kanalıma abone olmayı unutmayın. Bir sonraki videoda görüşünceye kadar şimdilik hoşça kalın.